وأنا في المعركة لأنني إذا Eğitimimi bitirince eğitmenliği sevdim. İlk olarak enstitüde ders vermeye başladım. Yaklaşık 14 sene sürdü. Daha sonra Allah'a şükür fakülteden beni çağırdılar. Eğitim heyetinde aza oldum. Derken asistanlıktan daha sonra hocalığa yükseldim. Bu ne hayalim ne de projelendirdiğim bir durumdu. Birden kendimi üniversite hocası olarak buldum. Bu arada branş eğitimi ve doktoramı bitirdim ve edebiyat, şeriat ve usul, din fakültelerinde eğitmenliğe başladım. Ve camiler devam etti. Çünkü ben camiyi hayatımın başlangıcı sayarım. Camide rahmet var. Bazen işlerimden dolayı bitkin oluyorum. Camiye gidiyorum. Abdest alıyorum. Genelde imamla beni geçiriyorlar. Sonrasında da bir iki kelime ilimden bahsedince bakıyorum rahatladım. Bütün yorgunluğum gitti. Bütün gücüm yeniden geri dönüyor. Camiler benim hutbeler verdiğim, dersler yaptığım, ilmi toplantıları tanzim ettiğim sahalarım. Sonra Mısır Radyosu'nda programlarım başladı. Çok vaktimi aldı. Aynı zamanda Mısır Televizyonu ve farklı televizyon kanalları gene çok vaktimi aldılar. Daha sonra vaktin yetmediğini gördüm ve sadece Kur'an-ı Kerim radyosuyla iktifa ettim. Çok değerli ve muhterem bir radyo. Devamlı değerli alimleri mikrofonlarına taşıyorlar. Hemen her alimi çağırmıyorlar. Ama kesinlikle benim isteğim değildi. Beni onlar davet ettiler. Onlarla olmamı onlar benden istediler. Allah'a tevekkül ettim. İşlerimin arasında Mısırlı olmayan yabancı öğrenciler için bir sınıf açtım. Yabancılarla doldu taştı. Tabii Mısırlılar da geliyorlar ama sünnet olarak, yani farz değil. Eserde verdiğim dersleri görseniz Mısırlıların sayısı o kadar azdır ki. Yabancılar geliyor ve severek dinliyorlar. Allah'ın izniyle eser bünyesinde nahiv ve belaga olarak dersleri başlattık. Daha sonra bir Türk kardeşimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretinde de ders vermemi istedi. Dedim ki evladım, ben ta küçüklüğümden beri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına aşığım. Herkese onu anlatırdım. Çok iyi hatırlıyorum. Ortaokul ikinci sınıftayım. Camiye girdim. Bir grup insan bir halkı oluşturmuşlar. Dedim ben eserde talebeyim. Size Efendimizin hayatından bir şeyler anlatmak istiyorum. 13 yaşlarındayım yani. Onlara ben Efendimizin hayatını okudum dedim. Ve onlara anlattıkça o kadar mutlu oldum ki. Bu kardeşimiz benden bunu isteyince dedim ki, o gün bir hayal olarak başlayan şey bugün bir ağaç oldu demek ki. İşte bugün hayat bulacak dedim. Mısır-İsrail savaşında ben ilk saflarda bir askerdim ve sınırı ilk geçenlerdendim. Bir tankın arkasında ilerliyorduk. Ramazan'ın 10'u ve biz İsrail'le göğüs göğüseyiz. Savaş 6 Ekim'de oldu. Oğlum Mahmut yeni doğmuştu. 5 aylık anca vardı. Savaş şiddetiyle devam ediyor. Kurşun yağmur gibi. Ve ben kendi kendime eğer şehit olursam Mahmud'umu ahirette göreceğim dedim. İçimden geçen buydu. Bu benim sırrım. Ama eğer gazi olur, geri dönersem, kendimi Allah'ın kitabına ve Efendimizin sünnetine ve onun siretine hizmetçi olacağım dedim. Ve bu konularda mutlaka bir şeyler yazacağım diye karar verdim. İlk önce radyo benimle hadislerin belagati konusunu konuştu. Şimdi de Kur'an'ı anlama konusunu yapıyoruz. Şimdi de Türk kardeşlerim Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sireti konusunu almış oldular. O gün niyet ettiğim şey bugün hakikat oldu. Özellikle de siret konusu. Çünkü Kur'an'la sünnet arasında köprü gibidir. Yani siret, Kur'an tarafında desen doğru demiş olursun. Eğer sünnet tarafında dersen gene doğru. Siret, Kur'an ve sünnetin Efendimizin şahsiyesinde birleşmesidir. Siretin ders verilmesi demek, Kur'an'la sünneti toplamak demektir. Bütün bu anlattıklarım sayesinde dersimi verirken Allah bilir o kadar mutlu, o kadar neşeliyim ki. Hira dergisi için siret derslerini kayıt etmeye başladık. Derslere başladık. Cafer hocamız vardı ve her şeyin kendisine isminden bir pay vardır derdi. Mesela Fethullah Gülen Hoca Efendimizin ismi Fethullah, yani fetih. Onun için siret dersine onun Sonsuz Nur kitabıyla derse başlayınca fetih geldi. İsminden dolayı fetih geldi. Çünkü Rabbim her şeyi gördüğümüz zahir şeylerle verir.
O sırada eserde ilmi heyetin başındaki ulemaya demişler ki, eserde kimler ders veriyor diye sormuşlar. Onlar da isimler vermişler. Arkadaşlar da biz onları kayıt etmek istiyoruz demişler. İmat Bey demiş ki, bir hocamız var, nahiv, sarf, belaga ve siret dersi veriyor. Kim demişler, o da beni söylemiş. Peki onun talebeleri var mı demişler, o da kendi talebeleriyle gelir, bir köşede oturur ama öyle kayıt falan yapmaz demiş. Eserin dekanı da bundan sonra onun bütün dersleri kayıt edilsin demiş. Nahiv olsun, sarf olsun, her neyse. Yani bu kayıtlara resmi bir taleple başladık. Arkadaşlar bana şu minbere geleceksin, biz seni orada kayıt edeceğiz dediler. Bize bu konuda emir geldi ve ses sistemi döşeyeceğiz, dersinizi hem eserin içinde hem de dışarıda herkes duyacak. Ben çok şaşırdım. Dedim, hayret, bu ne değişiklik birden böyle? Ben eski o uzak yerimden minbere doğru giderken, dedim, Allah'ım neler oluyor? Dedim, ya Rabbim, ben senin evindeyim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Senin ikramınla bu olanlar. Bu bir makam yükselmesi ve ben bunu daha önce rüyamda görmüştüm. Rüyamda köyümün muhtarı olduğumu gördüm. Daha sonra parlamento üyesi oluyordum. Ben aslında siyasetten çok uzağım. Siyaset benim gibi bir din alimine uymaz. Siyaset konusunda bana bir şey sorulsa her zaman din çerçevesinde cevap veririm. Bana göre din her şeye hükmeder. Din Allah'tandır ve hakim olan Allah'tır. Uyandım ve kendi kendime dedim, acaba ne olacak? Benim ne muhtarlıkla alakam var ne siyasetle. Ama bana yeni görev tevdi edilince dedim, işte rüyamın tefsiri bu. Eserin rektörü derslerin kaydını ve internetten direkt yayınlanmasını istemiş. İnsanlar duymaya başladı. Beni gördükleri yerde beni dinlediklerini ifade etmeye başladılar. Dedim, bu Allah'ın bir nimeti ve istediğine veriyor. Allah bir şey dilerse onun olması için sebepler yaratır. Allah kulu için bir şey murad ederse kimse geri çeviremez. Ben kendime bir söz verdim. Geri kalan ömrümde Allah'a ve onun Resulüne hizmetçi olacağım. Efendimin hayatını anlayıp insanlara anlatacağım. Ta ki bana o hiçbir şeyin insana fayda vermediği günde imdadıma yetişsin. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وَاللّٰهِ شُفْ يَعْنِي نُصَلِّ أَوَّلًا. İlk önce salat ve selam Efendimizin üzerine olsun. Ben Sonsuz Nur kitabını Nil Yayınları'ndan aldım. Oğlum Mahmut o merkezde Arapça öğretmenliği yapıyor. Beni bir gün davet ettiler ve ziyaretim sırasında bana Sonsuz Nur kitabını verdiler. Kitabın başlığı çok dikkatimi çekti. İnsanlığın iftihar tablosu Sonsuz Nur. Çünkü bir kitabın başlığı içindekilerinin özetidir. Kitabın özetini çıkaracak olsak başlığını buluruz. Başlığını açıklayacak olsak zaten kitap olur. Ben de başlığa baktım. Sonsuz Nur. Evet, dedim, bu nur hiç kesilmeyen bir nur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru. Bir söz olarak ilim iftihar sebebidir derler. Evet, Efendimiz ilmin menbaıdır. O ilmini Allah'tan almıştır. O zaman fahir ona, o nurun sahibine tabi olmaktır. Öyleyse o insanlığın iftiharıdır. Ben bu konuyu derslerim esnasında genişçe açıkladım. Fethullah Gülen'in bu eserini okudum ve yeni bir üslup buldum. Ne roman, ne uzun uzun cümleler, sadece o geçmişi çok iyi anlamış. Ve o geçmişi mükemmel bir şekilde şekillendirmiş. Efendimiz'e olan sevgisinden dolayı o kadar mükemmel ibarelerle onu anlatmış ki, önce Türkçe yazılmış, sonra Arapçaya tercüme edilmiş ve aynı özelliğini korumuş. Onu Arapçaya çeviren gerçekten olduğu gibi sağ salim çevirmiş. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tabirlerini parantez içinde veriyor, sonra çok edebi bir dille açıklıyor.
İnsan o tabirleri okuyunca kendinden geçiyor. Dedim, işte bu kitap geçmiş bütün eserlerin özeti. Daha önce benden kaynak isteyenleri An-Nabi al-Arabi kitabına yönlendiriyordu. Bu kitapta da siret özetlenmiş ve hemen hemen aynı yol takip edilmiş. Ama Fethullah Gülen Hoca Efendi kitabında yeni bir şey ortaya koymuş. Çok anlaşılır bir dille, çok yeni bir şey. Kitabının başında Efendimiz'i çok sevdiğini, bu sevginin onu yazmaya ittiğini ama aynı zamanda utandığını söylüyor. Ama içimde olanı da insanlara ulaştırmak ve faydalı olmak istiyorum diyor. Gene Medine'ye Efendimiz'i ziyarete gittiğimde aramızda birkaç adım kaldığını ve birkaç adım sonra onu görecekmişim gibi oluyorum diyor. Bu onun Efendimiz'e olan gerçek aşkı. Çünkü aşk maşukunu bağlayıverir. Bazı sofiler vahdet-i vücut meselesinde bu aşıklardan dolayı öyle demişlerdir. Çünkü onlar Rablerine ve Efendimiz'e öyle aşık oluyorlardı ki bir lahza dahi onları düşünmekten geri durmuyorlardı. Durmadan dilleri onları zikrederdi. Bunun için onunla bir olduk derlerdi. Bir olma, yani onunla her dem beraber olma. Sofi alimlerinden büyük alimler, bu aşıkların o şiddetli aşklarından dolayı Efendimiz'i hem rüyalarında hem de uyanıklıklarında görürler. Bu o şiddetli birlikte olma hissindendir. Evet, ben bu kitapta müthiş bir fetih gördüm. Ben ne kadar sürerse sürsün bu kitabı bitirmeye niyet ettim. Hem okuyorum hem açıklıyorum. Bazı paragraflar üzerinde derinlemesine duruyorum. Yani önemli paragraflarda duruyor ve açıklamalar yapıyorum. Tabii anladığım kadar. Tam anladığımı iddia etmiyorum. Yani Allah'ın bana verdiği güç kadar yani. Bazı paragrafları bırakıyorum. Çünkü Hoca Efendi kendisi açıklamasını yapıyor. Açıklama yapmadan önce birçok kitaptan konu hakkında bilgi alıyorum. Yani ondan anladığıma, benim anladığımdan bir şeyler katmak için. Yani benim açıklamalarım kitaba düşülmüş haşiye gibi bir şey. Merhaba. Hello. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Thank you. Vallahi ana أقول له شكر الله لك. Vallahi ben muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Allah senden razı olsun. Seninle insanlığa fayda versin. Sana ve seninle fetih nasip etsin. Sana nur üzerine nur versin. İlim üzerine ilim versin. Fayda üzerine fayda versin. Allah'tan ve Resulünden ikram üzerine ikram ta ki Allah'ına ulaşasın ve O senden razı olarak seni karşılasın. Bu duam senin, bizim ve tüm sevenler için kabul olsun. Yaptıkların için sana müteşekkiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Allah ondan razı olsun, bana selam mektubu gönderdi. Ben ona bir fikrimi yazıp göndermiştim. O da bana selam göndermiş. Allah senden razı olsun ve yardımcın olsun. Tabii bu duam ona ve bütün alimlerimize. Ben bütün alimlerin bu yol üzere olmasını diliyorum. Ben onun evlenmediğini duyunca ve bir ailesinin olmadığını duyunca dedim ki, Efendimiz'e olan sevgisi ona her şeyi unutturmuş. Efendimiz insanlığın iftihar tablosu. Tabii ki evlendi ama o bizim katlanamayacağımızın üstünde bir güce sahipti. Ama ondan sonra gelen ulema herkes bir yere kadar onun nurunu taşıyabilmekteler. Efendimiz bazen birkaç gün ard arda oruç tutardı. Sahabe biz de öyle yapalım mı dediklerinde hayır derdi. Ben sizin gibi değilim derdi. Ben Allah'ıma Fethullah Gülen ve emsali alimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve ona ve tüm alimlerimize insanlığı kurtarmak için vesile olmalarına dua ediyorum. Thank you.
buluşma noktanız NT, ajandayı sunar.